Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan. Buyurun Sayın Arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bilim ve eğitim üzerine 5 dakikalık kısa bir konuşma yapacağım. Bilim, otoriterlerin gerçeğine değil, gerçeğin otoritesine hizmet etmektir. Bilimin reddettiği otorite sadece şahıslarınkini değil, ideolojilerin otoritesini de kabul etmez. Sosyalist bilim, kapitalist bilim, İslam ve Hristiyan bilim olmaz. Bilim ön yargılardan uzak olmaktır. Hele ülke yönetimi bilimin aklın dışına çıkmışsa o ülke felakete gidiyor demektir. Tarihte de günümüzde de bunun örnekleri var. Nazi Almanyası İngilizler de Aryan'dır, bizimle savaşmaz deyip ülkeyi felakete sürükledikleri gibi. Ya da yeni yaşadığımız bizim de bütün Müslümanların desteğini alırız deyip Birleşmiş Milletler'de boyumuzun ölçüsünü aldığımız gibi. Sayın milletvekilleri, bilme ulaşmanın yönü elbette eğitimden geçer. Türkiye OECD ülkeler arasında öğrenci başına en az para harcayan 2. ülkedir. Türkiye gibi nüfus artışı ve genç nüfus oranı OECD ortalamasının çok üstünde olan bir ülke, eğer doğan çocuklarına dünya ile rekabet edebilecek bazeri kazandırmak istiyorsa OECD ortalamasının çok üstünde eğitime kaynak ayırmak zorundadır. Yani %5 harcama öğrenci oranı bizden düşük ülkeler için yetiyor olabilir ama bizim için yetmez. Finlandiya'nın eğitim başarısının kökeninde 1990'larda diğer bütçe kalemlerini kısıp eğitim bütçesini 2 katına çıkarmış olması gerçeğe yatmaktadır. Unutulmamalıdır ki hiçbir mucize kendi başına ortaya çıkmaz. Eğitim araştırmalarının ortaya çıkarttığı tartışmasız gerçek şudur ki eğitimde başarıyı belirleyen temel girdi öğretmen kalitesidir. Önemli olan mesleğin tutkuya bağlanmış öğretmenlerden oluşmasıdır. Türkiye öğretmen kadrosu en geç 2. ülkedir. Bu kendi başına bir avantaj değil ama ciddi bir potansiyeldir. Bilginin ve bilgiye ulaşma yönteminin bu kadar hızla değiştiği bir dünyada yeni yetişmiş genç öğretmen kadrosu doğru yönlendirmeyle çok ciddi bir reformun dinamosu olabilir. Bugün açılan okullara gelen 19 milyon çocuğumuza dünya ile rekabet edecek becerileri kazandırmaktan çok uzak bir eğitim sistemimiz var. Eğitimde acil olarak yapılması gereken siyasetin günlük akışına göre değil, veriye dayalı bir reform programı üzerinde toplumsal bir uzlaşma aramak gerekir. Çocuklarımızı dünya ile rekabet nasıl daha iyi bir şekilde hazırlarız sorusu hep beraber bu soruya cevap vermemiz gerekir. Türkiye'nin önünde 2 seçenek var. Ya akıl ve bilim diyeceğiz ya da olduğumuz yerde debeleneceğiz. Tarih bize iklim ya da coğrafya ile ekonomik başarı arasında basit ya da kalıcı bir başarı olmadığını göstermiştir. Dünyada bütün araştırmalar göstermiştir ki eğitimde başarının sırrı okul öncesi eğitimden geçmektedir. Bugün Türkiye'de okul öncesi eğitim sayısı azdır. Her mahallede belediye ve milletin işbirliğiyle beraber bu konu çözülebilir. Bunun dünyada da örnekleri vardır. Bugünkü iktidarın öncülüğü üniversite sayısını artırmak olmuştur. Ne yazık ki sayı arttıkça eğitimde nitelik düşmüştür. Bu nedenledir ki üniversiteli işsiz sayısı artmıştır. Yurt dışına master, doktora yapmak için giden gençlerimizin %77'si ülkesine dönmek istememektedir. Bu ülkenin geleceği yetişmiş insan gücünün artmasıyla orantılıdır. Değerli milletvekilleri, mecliste konuşma yapacağımı duyan hemşerim sağ olsun bize bir belge göndermiş. Ben aslında Nevşehir konusunu bundan 3-5 saat önceki yaptığım konuşmada dile getirmiştim. Nevşehir konusuna girmek istemiyordum ancak önemli bulduğum için
Hani şair de diyor ya, şikayetim vardır cümle yasaktan, dillerim sussa da hakim bey durmaz. Yanlış yazdım herhalde. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Şimdi şu an elimde bir belge var. FETÖ PDY terör örgütü şüphesi. Tamam, bir dakika zaten. Evet. Şu an FETÖ PDY terör örgütü şüphesiyle pasaportuna el konulmuş bir şahıs Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekanlık yapıyor. Şimdi bizi hep FETÖ'yle mücadele etmemekle, sizi desteklememekle suçluyorsunuz ya. Şimdi ismini vereyim size, Mehmet Öcal. Siz bu şahsın FETÖ'cüdür diye pasaportuna el koymuşsunuz. Şimdi ben diyorum ki eğer bu FETÖ'cüyse bunu orada dekan yapmayın. Eğer bu FETÖ'cü değilse pasaportundaki tahkimi kaldırın. O zaman da başkalarını suçlamak yerine kendinizi suçlayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.